Pişlet devlet, devlet, devletin cebinden bir kuruş çıkmadan sadece zamana ayarlı bir yatırım anlayışıdır. Öğren bunu, öğren Bay Kemal. 15 yıl çalıştıracaksın, 15 yıl sonra bize bunu vereceksin. Cebimizden bir kuruş çıkmadan biz bu yatırımı yaptırıyoruz. Türkiye dünyada bu modeli en etkin ve başarılı şekilde uygulayan ülke durumundadır. Dolayısıyla burada önemli olan Bursa Şehir Hastanesi'ni veya diğer eserleri inşa eden firmaların ne harcadığı değil, bizim buradan aldığımız hizmet için ne ödediğimizdir. Biz bir şey ödemedik. Türkiye devletin ve milletin kasasından, kesesinden beş kuruş çıkmadan kendi gelirleriyle finanse edilerek dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır. Evet dostlarım tabii ki herhalde Almanlar bizim kadar akıllı olacak değiller. İtalyanlar zaten saf. İngilizler geç moron. Japonlar evet, bir biz akıllı alemin akıllısı değil mi? Evet cebinizden bir kuruş çıkmayacak lafını bu çılgın, ülke ekonomisini yıkıma götüren, halkı fakirliğe sürükleyen bu çılgın yatırımlar yapılırken itiraz edince ben çok duydum. Sen de ekonomi anden anlarım diye geçiniyorsun. Ahmak dendiğini gördüm bana. Devletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Evet. Devletin cebinden bir kuruş çıkmayacak dediğiniz yatırımlara 2022 bütçesinde ne kadar takır 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 para ödeneceğini şimdi ben size gösteriyorum. Dostlarım şehir hastaneleri. Şehir hastanelerini eleştirince bana dendi ki korona döneminde gidip nerede tedavi olacaksın? Biz hastane yapılmasın demedik be. Yutkunuyorum. Akıllı insanlar. Biz hastane yapılsın ama çılgın değil. Devletin kesesinden yapılsın. Niye müteahhitlerin cebine bizim paralarımız oluk oluk akıtılıyor? Dedik. Yoksa hastane? Tabii ki yapılabilir. Tabii ki de yapılmalı zaten. Ama niye birilerine her sene bir hastane yaptılar diye bir hastane parası cebine koyuyoruz biz? Buyurun. Şehir hastaneleri 2022 bütçe sunumuna göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının meclise sunduğu bütçe sunumuna göre şehir hastanelerine Hizmet olarak sunduklu, hizmet alarak, dışarıdan hizmet alarak sundukları hizmetler için 2.1 milyar lira, yatırım kullanım bedeli olarak 4.2 milyar lira. Toplam 6.3 milyar lira ödeme yapıldı. Çünkü ne diyor? Bütçe sunulurken gerçekleşmeleri de veriyor. Yıl sonunu daha sonra göreceğiz. İlk 6 ay, ilk 6 ayda 6.3 milyar lira ödemişiz şehir hastanelerine. Cevletin cebinden bir kuruş çıkmıyor. Hiç üzülmeyin. Sizin cebinizden onların cebine gidiyor. Bitmedi. Bütçe sunumuna göre, 2022 bütçe sunumuna göre geçmediğiniz köprü ve otoyollar için yılın ilk 6 ayında köprü ve otoyollar için bakın geçmediğiniz köprü ve otoyollar için yılın ilk altı ayında 6 ayında 6.4 milyar lira ödeme yapılmış. Devletin kasasından bir kuruş çıkmayacağına göre bunlar herhalde bir aşkı bir yerden geldiler. 6.4 milyar lira. Geçmediğimiz köprüler için Ocak'tan Haziran'a kadar, sonuna kadar ödenen para. Toplam yapılan garanti ödemesine kadar ilk 6 ayda 12.7 milyar Türk lirası. Bir daha söylüyorum. 12.7 milyar Türk Lirası. Bunu aklınızda tutun, bir önemi var. Birazdan söyleyeceğim. Çünkü bunun içinden bir şey çıkmış. Ne o? Havaalanları. Havaalanlarını koymamışlar. Nasıl bir ödeme yapıldıysa bunun için havaalanlarını koymamışlar sevgili dostlarım. Buyurun. Şimdi bütçe sunumuna göre şehir hastanelerine 2021 yılında 6,5 milyar lira ödenecek. 2022 yılında hizmet alarak sundukları hizmetler için 7,5 milyar lira ödenecek. Bu yıl sonuna kadar 2021 için bütçedeki para. Yani 2021 bütçesi için ayrılan para 6,5 milyar liraydı. Önümüzdeki yıl 7,5 milyar lira. Ne için? Hizmet alarak. Yani dışarıdan bir hizmet alıyorlar, onu da devlete fatura ediyorlar. Yatırım kullanım bedeli olarak 2021 yılında 10 milyar lira devletin para ödemesi öngörülmüş. 2021 bütçesinde. 2022'de bu rakam ne kadar olacak? %40. Dostlarım %40 artıyor. Neden? 14 milyar lira. Neden artıyor? Çünkü yerli ve milli paramız. Hani gidin dolarlara bozun diyorlardı ya. Ama bu sözleşmelerin hepsi neyle? Dolar ve euroyla. Yerli ve milli paramız çünkü. Bitmedi. Toplam ne kadar? Şehir hastanelerinde toplam olarak 2021 yılında 16,5 milyar lira yapılması bütçelenmiş. 2022 bütçesinde bu 21,5 milyar lira. Şehir hastanelerine 2022 yılında 21,5 milyar lira Cevlet'in cebinden kuruş değil zaten. 21,5 milyar lira çıkacak dostlarım. Öbürü ulaştırma projeleri. Buyurun bakın. 2021 yılında devletin cebinden ulaştırma projeleri için 14,5 milyar lira çıkması planlanmış. 2022 bütçe sunumu girin Cumhurbaşkanlığı sitesine bulursunuz. Bu sene ise 20 nokta yani 2022 senesinde ise 20.9 milyar. 14.5'tan %50'ye yakın artış olduğuna dikkatinizi çekerim. 20.9 milyar. 20.9. Niye? Çünkü yerli ve milli paramız dolar ve euro. Garanti ödemeleri için ilk kez 2017 yılında 1.7 milyar lira ödenmişti. Bakın nasıl çılgın artıyor. 2018'de 8 milyara çıktı. 2019'da 15.5 milyara çıktı. 2020'de 29 milyara çıktı. 2021 bütçesinde 31 milyar. 2022 bütçesinde 42.5 milyar. 42.5 milyar dostlarım. Bakın 1.7 milyar lirayla başladık 42.5 milyarla devam ediyoruz. Niye dostlarım? E köprülerden geçmiyorsunuz da ondan. Bir de yerli ve milli paramız doları tutamıyoruz. Veya tutmak istemiyoruz hangisine inanırsanız artık. Peki bu hesap nasıl hesap? Şu 42,5 milyar lira var ya, demin dedim ya bu hesabı aklınızda tutun. İşte o hesabı aklınızda tutmanız lazım. 42,5 milyar nasıl bir... Devletin yaptığı hesap şöyle dostlarım. Şehir hastanelerine diyor devletimiz. 2022 yılında ben 2022'de ne kadar ödeyeceğim diye daha önceden. 2022'de ne kadar ödeyecek özür dilerim. Dolar 9.27 olursa 2022'de 21.5 milyar ödeyeceğim. Dolar 9.77 olursa 2023'te 24.2 milyar ödeyeceğim. 2024'te dolar 17.27 olacak. Ben de 25.8 milyar ödeyeceğim. Dostlarım 2024 yılında doların 10 lira 27 kuruş olacağına inanın var mı aranızda? 2023'te dolar 9.77 olacakmış dostlarım ve devlette de 24 milyar ödeyecekmiş. Siz ya hesap bilmiyorsunuz ya bizi. Tamam. Peki sustum. 2023'te dolar 9.77 olacak ve siz de 24 milyar ödeyeceksiniz. Öyle mi? Peki. Peki karayolları ulaştırma projeleri geçmediğiniz köprüler gitmediğiniz yollar. Efendim dolar 9.27 olursa diyor devletimiz bize yani iktidar devletimiz derken cumhurbaşkanlığı 2022'de 20.9 milyar ödeyeceğim. Dolar 9.77 olacak 2023'te diyor ben öyle hesap ettim. 23.8 milyar ödeyeceğim. Dolar diyor 2024'te 10.27 olacak. Ben de 26.5 milyar lira ödeyeceğim. Dolar 2024'te 10 lira 27 kuruş olacak. Devletimiz de 26,5 milyar ödeyecek. Ve diyor ki devletimiz bitmedi ayrıntılı. Ben çalıştım. Siz de dinleyin dostlarım. Hem de doların kaç kuruş olacağını devletimizin birinci kurumunun ağzından öğreniyorsunuz. Devletimiz diyor ki bütün bu çılgın projelere ben diyor doları biliyorum 9,27 olacak 2022'de 42,5 milyar lira ödeyeceğim. Dolar diyor 2023'te 9,77 olacak. Ben de 48 milyar ödeyeceğim. Dolar diyor 2024'te 10 lira 27 kuruş olacak. 52.3 milyar lira ödeyeceğim. Dolar 2023 9.77 olacak. 48 milyar lira ödeyeceğiz. Müjde değil mi? Evet. İşte devletimizin hesabı bu. İnanıyorsanız buyurun. Bu arada daha önceki hesapların hiçbiri tutmuş mu? Hayır. Hiçbiri tutmamış sevgili dostlarım. Ama ben size şimdi başka bir şey anlatacağım. Ne anlatacağım? Yahu bu hesaplar böyle de. Bunları salsanız iki koyun varsa ikisini de satıp geri gelirler. Para yok derler size. Onu da söyleyeyim size. Şimdi başka bir hesaba geçeceğiz. Türkiye'nin yüksek teknolojiyle imtihanı.